Evet arkadaşlar, bu şantımız. Yaş pasta yapıyoruz. Suyunu kattıktan sonra 7 dakika süreyle işte gördüğünüz gibi şantımızı çırpıyoruz. Mikser robot yardımıyla iyice kabarıncaya kadar gördüğünüz gibi çırpacağız. Keşke bu mikserimiz sabit çalışma imkanı olsa da sabit çalışıyor ama sabit çalışmıyor. Elimizin bastırması biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi şantımız birazdan hazır olacak. Kremamız. İşte böyle görüyorsunuz. Şimdi de şantimizi çırptık. Kremamızı çırpacağız. Şöyle görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir kabımıza şöyle sütümüzü ekliyoruz. Bu kreması için az önceki çırptığımız şantimizde şöyle 1,5 bardak sütü kabımıza koyuyoruz. Görüyorsunuz zannedersem içeriğini. Ve toz olan şantimizin ağzını açıyoruz ve sütümüze boşaltıyoruz. Arkadaşlar, tek kişilik pasta yapıyoruz burada. Şöyle. Buna biraz şanti ilave ediyoruz ki şanti hem kıvama getirir hem de lezzet katar. Ondan sonra mikser yardımıyla yine biz normal robot mikseriyle yapıyoruz. Önce şöyle süte bir kıvam alacak şekilde, hani mikser tozmasın diye hafiften bir karıştırıyoruz. İşte görüyorsunuz içeriğini. Kameramanımız inşallah istediğimiz gibi çekiyordur. Şöyle kremamızı kenara ayıralım. Şey, şantimizi. Önce yavaş. Arkadaşlar, mikser sabit olmadığı için tabi kıvama gelmesi için bunu hızlı şekilde 7 dakika yaklaşık çekiyoruz böyle. Evet arkadaşlar, kremamız da hazır. Sade bir pasta yapıyoruz.
Evet, kremamız da hazır ve mikserimizle işimiz bitti. Bunun fişini çekiyoruz şöyle ve kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, kremamız ve krem şantimiz hazır. Tabii biz bunu evde yaptığımız için profesyonel değil, amatörce yapıyoruz. Burada kekimiz var. Hemen şöyle açıyoruz kekimizi. Gördüğünüz gibi ve kekimizi alıyoruz. Kekimiz iki pat, gördüğünüz gibi. Şu alt kısmı buraya koyuyoruz ve şu üst kısım kalın olduğu için bunu ikiye keseceğiz. Şöyle koyuyoruz ve böyle destere bıçak olması lazım. Yoksa kesmede istediğiniz randuman alamazsınız. Bir ekmek bıçağı yardımıyla çeviriyoruz şöyle tam ortadan. İkiye böleceğiz. Pasta iki pat olduğunda istediğiniz lezzeti alamayabilirsiniz. Daha iyi lezzet için pastanın 3 pat olması daha iyi bir lezzet sağlayacaktır. Şöyle bıçak yardımıyla alıyoruz. Bıçağımız küçük olduğu için kesmede biraz zorlandık. Evet, gördüğünüz gibi şöyle üçe bölüyoruz. Bu hazır olduğu için biraz sert olabilir. Şuradan biraz alalım. Daha yumuşak ve lezzet kıvamında olması için. Evet. Sizler de ne kadar yorsak da. Burayı alırsanız kekten daha bir lezzet bulursunuz. Hani burası biraz kuru olduğu için bu bölgeyi almak daha pastaya lezzet verecektir. Evet. Gördüğünüz gibi 3 kat ettik. Bıçağımızın yardımıyla şöyle biraz buraya şanti sürerseniz sizin için sıvamada, döşemede kolaylık olur. Kaymaması açısından şöyle kalıbımızın üstüne güzelce yerleştiriyoruz. Ve buraya gördüğünüz şu kremamızdan şöyle güzelce sürüyoruz. Kremamız çok güzel kıvamında. Gördüğünüz gibi. Evet. Buraya böyle damlaç kilo tatıyoruz ki hani lezzet katsın diye. Damlaç kilotayı her zaman taban kısmı atarsanız daha iyi olacak. Şöyle yediriyoruz kremaya. Şöyle biraz daha atabiliriz.
İhtiyaç çikolata olması ayrıca daha lezzet katacaktır. Ve ikinci patımızı üst kısmı ortaya gelecek şekil koyuyoruz. Ve yine gördüğünüz gibi kremamızı kremamızı döşüyoruz. Gördüğünüz gibi kremamız da hazır. Döşedik. Şimdi bu kremamıza şöyle bir adet muz, zevkinize göre tabii bunlar da biz muz döşüyoruz. Şöyle muzları hemen şurada dilimliyoruz, şöyle küçük küçük. Siz zevkinize göre sade, kakaolu, çikolatalı yapabilirsiniz. Ama muzu genelde üst kata döşeyin. Çünkü tabana koyduğunuzda muz pastanız kayabilir. Kayma olasılığı yüksek. Şöyle muzlarımızı döşüyoruz. Lezzet vermesi açısından. Gördüğünüz gibi. Evet, şurada kalan hafif bir kremamız var. Ve bunu alıyoruz. Gördüğünüz üzere bunu da yediriyoruz. Şöyle. Evet. Hani kremaya yedirmezseniz bunu kekiniz kayar. Kekin kaymaması için yediriyoruz ve üçüncü pat şeyimizi bırakıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bu bitti. Döşemesi. Ve biz sıvama işlemine geçiyoruz. Hani video çekiyoruz diye biraz acele acele yapıyoruz. Kusura bakmayın. Hemen şöyle şantimizi dökelim. Şöyle. Bu sıvama işlemi hepiniz bunu evde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Siz de eşinizin, çocuklarınızın doğum günü olduğunda böyle bir pastayı hazırlayıp servis yapabilirsiniz. İşte çok zor da bir işlem değil. Gördüğünüz gibi gayet de basit bir işlem.
Evde istediğimiz hani malzeme tarağımız falan olmadığı için amatörce hazırladık. Sizin de olmayacağını düşündüğümüz için siz de böyle bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok da kalın sıvamıyoruz. Evet, sıvama işlemini de tamamladıktan sonra şimdi rötuşuna geçeceğiz. Şöyle üstünde düzlüyoruz. Evet, pastamız hazır böylece. İşte burada poşetimiz var. Hani bunları Lidl'den falan rahat bir şekilde reklamında mı temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen şöyle süslüyoruz hızlı hızlı. Buralara meyve koyabilirsiniz. Dilediğiniz tarzda biz oralara muzlarla süsleyeceğiz. Muzu çok sevdiğimiz için muzu dilimledik ve böyle döşüyoruz. Gördüğünüz gibi.
Döşemeyi zevkinize göre yapabilirsiniz tabii ki. Ve pastamız hazır. Şimdi biraz daha ananas kremamızdan alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi aralara bırakıyoruz. Evet. Şöyle kenarlara da atalım ki desen olsun. Gördüğünüz üzere pastamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hatamız olduysa affola. Saygılar, sevgiler.